Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videolarda da söz verdiğim gibi yeni eve taşınınca yeni oda vlog gelecek demiştim. Ve odam hazırlandı. İşte karşınızda yeni oda vlog. İsterseniz hemen başlayalım. Ben hala arabalı yatakta geçiyorum. Şaka şaka, artık burası Ege'nin yatağı. Ege ile odalarımızı ayırdık. Artık ikimizin de kendine ait odası var. Ege, biraz kendi odanı tanıtmak ister misin? Olur. Masamdan başlıyorum, çalışma masam. Burada ödev yazma not defterim var. Burada sunum var. Sihirlerim var, parfümüm var. Burada kumbaram var. Evet, orada resimler var. Burada da kumbaram var. Peki, gördüğünüz gibi arşivleri harcamıyor. Sadece biriktiriyor, şunlara bakın. Evet. Birazdan da benim birikimlerimi göreceksiniz. Karşılaştırma yapacağız. Evet, devam edelim. Evet. Burada oyun hamurları falan var, lamam var. Atatürk bayrağım var. Bu arada benim bir tane kuşluğu koleksiyonum var. Bu bunlardan biri. Tam üst kuşu diyor değil mi? Evet. Koleksiyonumu da göstereyim. Tavus kuşu tüyünün tüyü var. Böyle renkli tüylerim var. Yeşil var, mavi var bunlardan. Sonra böyle bir şeyim var. Çok güzel bir farklı farklı tüylerim var. Evet. Bembeyazlar var, simsiyahlar var. Ve benim en beğendiğimi göstermek istiyorum. Heh, burada. Benim en beğendiğim gerçek kuşçuğu bu. Mor olan. Bordo gibi ama. İşte bordo gibi, mor gibi. Tamam. Evet, tamam. Ege, sen bu kitapların hepsini okuyacaksın ha? Ben okuduğum kitapların hepsini sana devrettim. Kitaplığımı da sana devrettim. Bence okursun bunları. Okurum, okurum. Okursun, okursun. Okurum. Evet, dolabını falan göster. Evet, dolabım var bir de. Dolabım var. Burada kıyafetlerim var. Sonra burada tişörtlerim falan var, mutlarım var. Burası da benim oyuncak tutma yerim. Bütün oyuncaklar burada dizildi. Bir de ben sette oynuyorum biliyorsunuz, yani filmde oynuyorum. Oynuyor musun? Evet. Şu an oynuyor musun? Yani oynuyordum, bitti. O filmden verdiler bunları bana. Hediye olarak değil mi? Evet, hepsi de el yapımı. Sonra ondan sonra burada legolarım var, burada tatlılarım var. Burada büyük bir tane oyuncağım var. Ben bir de ev yapıyordum. Burada. Ama daha tadilat da çok olmadı. Nasıl yapıyorsun? Biraz bize göstersene. İşte böyle koyuyorsun. Şunu şöyle koyuyorsun. Bunu böyle koyuyorsun falan. Var mı Ege başka gösterebilirim? Bak orada kutu oyunları var. Kutu oyunlarım var. Evet, burada kutu oyunlarım var. Evet, şimdi benim odama geçelim. Bakalım benim odam nasıl olmuş. Hadi. Evet, benim odamın kapısı genelde kapalıdır. O yüzden sizlerle açarak başlıyorum.
direkt hemen buradan başlayalım. Burada şifon yer var. Burada benim meşhur fotoğrafım var. Normalde yatağımın üstüne koyacaktım ama yatağımın üstüne sizden gelen başka bir hediyeyi koymayı tercih ettim. Burada kitaplar var. İkisini de aynı anda okumam lazım şu anda. Birisi şiir kitabı, birisi roman. Burada yeni yatağım var. Onun üstünde de sizden gelen çok güzel bir hediye var. Evet, yatağım da bu şekilde. Artık arabalı yatak değil. Burada yeni kitaplarım var. Ve okumadığım kitaplar var. Okuyacak olduğum. Gözlüğüm, bilgisayar, kulaklık. Ve evet. Orada Rubik küplerim var. Giderek sayıları çoğalıyor. Hepsini yapmaya çalışıyorum. Bu raf beyazdı biliyorsunuz eskiden. Ama emektar annem onu boyadı. Gerçekten odamla uyusun diye gerçekten çok güzel oldu. Burada sözlük var, kalemlik var. İki tane siyah kutu hala burada duruyor. Bir dünya var. Ve sırada benim birikimlerim var. Ege'nin birikimlerini görmüştünüz ama şimdi hazır olun, benimkiler geliyor. Ve evet. İşte benim birikimlerim. Ne kadar Ege? Güzel değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz Ege'nin iki yüzüklerini, yüzüklerini, benim de bu kadar birikimim var. Arada söylüyorum Ege'ye, bana da bir 100-200 ateşlesen diyorum. Hiç harcamıyor çünkü bayram harçlıklarını falan. Sen de her gün kahve içmeye gitme. Ama abiye bir kıyak geçersin belki. Allah'ım yarabbim ya. Neyse, dolaba geçelim. Dağınık ama şeyim sizin için. Parfümüm var. Orada eldivenlerim var. Kaleci eldivenleri. Güneş gözlüğüm var. Bu da sizden gelen bir hediyeydi. Bunu da buraya koydum. Okul kıyafetleri. Formalar falan var. Burayı hadi geçelim. Aç. Geçin. Aç. Düzenleyeceğim, merak etmeyin, düzenleyeceğim. Bunun gibi tişörtler, şortlar falan var burada. Peki Ege'nin dolabının senin dolabından daha düzgün olması normal mi? Aranızdaki yaş farkına istinaden. Normalde benim dolabım daha düzgün ama Ege gidip dağıtmış. Ne? Ege yakışmadı. Günüz daha dağınıksın, sen günüz daha topluyorsun. Şimdi evet. Açık bir şekilde söylemem gerekirse ben daha topluyum. Ege'den çok daha düzenli bir insanım ama işte bazen oluyor böyle şeyler. Sen de söyle Ege. Tabii ki ben topluyum. Ben topluyum ya. Ben topluyum. Ben topluyum. Bence dolapların durumu açıkladı zaten. Ya ama... Olayı. Tamam, Ege daha topluyum. Tamam. Burada da televizyon var. Biliyorsunuz ki ben hazırlık sınıfındayım şu anda ve İngilizcemi gerçekten çok ileri seviyeye götürmem lazım. Genelde İngilizce altyazılı diziler izliyorum. Bu gerçekten çok büyük katkı sağlıyor İngilizcemin gelişmesine için. Benim odam bu şekilde. Başka bir şey var mıydı? Bu var. Allah'ım, bunu kumandasın. Açabilir miyim? Aç bakalım. Ege, odalarınızın ayrılması konusunda ne düşünüyorsun? Yani hiç de fena olmadı çünkü odamız aynıyken abim ödev yapınca hemen çık buradan falan diyordu. Şimdi bana göre bir oda var. İstediğim zaman girip çıkabiliyorum. Ben biraz üzülürsün diye tahmin etmiştim abinin aynı odada olmadığını için artık. Yani benim için de iyi yönleri var, kötü yönleri var. Ders çalışırken artık birisi beni rahatsız etmiyor. Ama kardeşimle aynı odada olmak da çok güzel bir şey tabii ki. Ama yatağımın altında bir tane yavru yatak var. Bazen birbirimizi çok özlediğimiz zaman alt alta yatıyoruz. Evet, biliyorsunuz ki şu an okullar ara tatilde. Sette o gün repo.
O yüzden size bulduğum ilk fırsatta oda vlogu çekmeye karar verdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.